Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az malzeme ile yapımı çok pratik, çok kolay, nefis bir pırasalı börek tarifi hazırladım. Ben böreğimi pırasalı hazırladım fakat sizler istediğiniz iç ile hazırlayabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak yarım su bardağı suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Bir tane yumurta ekliyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzu çok az malzeme ile hazırlıyoruz. Bu tarifte maya ya da kabartma tozu kullanmadığımız için hamuru yoğurduktan sonra hemen böreğimizi yapmaya başlayacağız. Gerçekten inanılmaz pratik, kolay ve çok lezzetli bir börek tarifi. Sizlerin de hiç tereddüt etmeden bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Şimdi spatulamı kenara aldım ve hamuru elimle toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarifte hamurun çok iyi yoğurulması gerekiyor. Hamuru ne kadar özlü bir şekilde yoğurursanız yaptığınız hamur işinden o kadar iyi sonuçlar alırsınız. Hamuru şöyle tezgahın üzerine aldıktan sonra 3-4 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırladım. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Ben bu tarifte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile. Yine her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri de açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Şimdi hamuru rulo yaptıktan sonra 15 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum bezelerimi hazırlarken hamurun elime çok fazla yapışmaması için üzerine az miktarda un serpiştirdim ve bezelerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Bu tarifte maya kullanmadığımız için hamuru yoğurduktan sonra hiç bekletmeden hemen böreğimizi hazırlayacağız. Sadece ben iç harcını hazırlayıncaya kadar hamuru dinlendireceğim. Şimdi hamurun üzerine biraz da un serpiştirdim. Temiz bir poşetle örterek kenara kaldırıyorum. Şimdi böreğimin iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Hamuru yoğurmadan önce 500 gram pırasayı küçük küçük doğrayıp tertemiz yıkamıştım ve süzülmesi için bir süzgecin içerisine almıştım. En az 1 saat suyu süzüldü. Şimdi pırasanın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biberi ekliyorum. Parmaklarımla hafiften ovuşturarak karıştırıyorum. Bu aşamada birazcık pırasanın hacmini küçültmek istiyorum ama çok fazla da ezmiyorum. Sizler de böreğinizin iç harcı olarak pırasa kullanmayı düşünüyorsanız pırasanın suyunu iyice süzdürdükten sonra kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer pırasayı sulu olarak kullanırsanız hamurun yumuşamasına sebep olacaktır ve hamurlaşmasına sebep olacaktır. İç harcımı hazırlayıp kenara aldım. Şimdi hazırladığım bezelerden bir tanesini alıyorum. Altına üstüne biraz un serpiştiriyorum ve bir merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum bu böreği hazırlamak o kadar kolay ki kocaman bir yufka açılmadığı için herkes ama herkes kolaylıkla evinde hazırlayabilir. Hamuru bu kadar açmamız yeterli. İnanın hamuru bu kadar çocuklar bile kolaylıkla açabilirler. Şimdi açmış olduğum hamurun içerisine hazırladığım iç harcını yerleştiriyorum ve kenarlarından katlıyorum. Bu aşamada hamuru katlarken mutlaka hava almayacak bir şekilde katlarsak böreğimiz pişerken güzel bir şekilde kabaracaktır. İlk böreğimi hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt serdim, fırın tepsisinin içerisine aldım ve diğer bezelerimi de aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum. Ben bu tarifte iç harcı olarak prasa kullanmayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcı ile bu böreği hazırlayabilirsiniz. Her şekilde çok lezzetli olacaktır böreklerimi hazırlamaya devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Böreğimizi hazırlamanın ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. İnanın yarım saat içerisinde ben bu tarifi hazırladım. Çok da lezzetli bir börek tarifi. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. böreklerin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Çok az malzeme ile bir tepsi dolusu börek hazırladık. Börekleri fırın tepsisinin içerisine aldıktan sonra üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, yarım çay kaşığı da kırmızı toz biberini ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra böreklerin üzerine sürüyorum. Ben böreklerin yumurta sarısını sürerken tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için ayarladım. Börekleri önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim. Böreklerimi şipşak hızlı bir şekilde kolayca hazırladım. Şimdi yumurta sarılarını sürdüm ve pişirmek için fırınıma götürüyorum. Böreklerimi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında 35 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi börekler pişerken puf puf kabardılar. Böreğimizin içerisinde maya ya da kabartma tozu kullanmadığımız halde ne kadar güzel kabardığını görüyorsunuz. Şimdi hemen bölerek iç dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. İçinde kesinlikle hamurlaşma olmadı. İç harcı da güzel bir şekilde pişti. Pişti. Az malzeme ile kısa süre içerisinde inanılmaz lezzetli bir börek hazırladık. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.